Ekranda aynı yeşil dikdörtgenden iki tane var. Biri burada, diğeri de burada. Bu videoda bu dikdörtgenin uzun kenarını ölçeceğiz ancak bunu farklı iki şekilde yapmak istiyorum. Bu dikdörtgenin uzun kenarını ekranda gördüğünüz ataşları kullanarak, bununkini ise bir cetvel kullanarak yani santimetre türünden ölçeceğiz. İsterseniz üstte olanla başlayalım. Hadi hemen videoyu durdurun ve burada kaç tane ataş olduğunu sayın. Gelin birlikte yapalım. Dikdörtgenin uzun kenarı burada başlıyor ve burada bitiyor. Bizim de bu kenarın kaç ataş uzunluğunda olduğunu bulmamız lazım. E sayalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 10 ataş uzunluğundaymış. Aynı dikdörtgenin uzun kenarını bir de santimetre olarak ölçmek istersek buradaki cetveli kullanabiliriz. İsterseniz bunu da farklı bir renkle not edelim. Kenar buradan başlıyor ve burada bitiyor. Cetvele bakacak olur isek uzun kenarın 1, 2, 3, 4, 5 santimetre uzunluğunda olduğunu da görebiliriz. Bu durumda dikdörtgenin uzun kenarının 10 ataş ve 5 santimetre uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. 10 ataş ve 5 santimetre dediğime dikkatinizi çekmek istiyorum. Buna göre bana ataşın mı yoksa santimetrenin mi daha büyük bir uzunluk ölçü birimi olduğunu söyleyebilir misiniz? Videoyu durdurun ve biraz düşünün. Dikkat edecek olursanız, bakın buradaki 1 santimetrelik uzunluğa odaklanmanızı istiyorum. Bunun bir ataşın uzunluğundan büyük olduğunu fark edebilirsiniz. Aynı şeyi elde ettiğimiz uzunluklara bakarak da söylemek mümkün. Dikdörtgenin uzun kenarını ölçmek için santimetreden çok daha fazla ataş kullandım, öyle değil mi? Daha fazla ataş kullandığım için de ataş daha küçük bir birimdir diyebilirim. Not ediyorum, bu daha küçük bir bir ölçü birimidir. Oku da şuraya koyarsam daha iyi olacak. Evet, ataş daha küçük bir ölçü birimi. Bu durumda santimetrede daha büyük olan ölçü birimi olur öyle değil mi Dikdörtgenin uzunluğunu ölçmek için ataştan daha az santimetre kullanmamız santimetrenin daha büyük bir ölçü birimi olduğunu gösterir Aslına bakarsanız bu uzunluğu yani santimetrenin uzunluğunu ataşın uzunluğuyla karşılaştırınca da santimetrenin ataştan daha büyük bir ölçü birimi olduğunu görüyoruz